Var mı bir şey haber siyasetçilerden diyeyim, genel başkanlardan geldik geliyoruz falan diyenler olmuştu. Şimdi bildiğim kadarıyla ya ocakta yemeğim var dur onu da halledeyim falan gibi yani bir iki Yani seyahat ben açık açık söylüyorum. Bu partilerin biliyorsunuz kendini partilere adamış insanlar var. Partiler kendilerini onlara adaması gerekirken. O insanlar doğruyu yanlışı görmüyorlar. O insanlar bir lider belirliyorlar, seçiyorlar ve o lidere sonsuz biat ediyorlar. Her partide var bu maalesef. Doğal olarak şimdi ben açıklama yapacağım ama açıklama yaptığımda da insanlar şey diyecekler, sana mı gelsinler diyecekler. Bununla ilgili de açıklama yaptım. Programı dedim ki ben sunmayayım. Tesisi sağlayayım. Ekipmanı sağlayayım. Beni istemiyorsanız çünkü bana şey diyenler oldu. Sen İslamofobiksin biz gelmeyiz o programa diyenler oldu falan. Neyse. Tabii. Ben mesela sunmayayım. Başkası sunsun. Başka kanalda yayınlansın. Ama çıksınlar. Ha Çünkü bunu da önerdin. Aynı formatı başka elbette. Elbette bir moderatör önerdim. yapsın. Sizin seçtiğiniz bir moderatör yapsın ama bu yapılsın dedin yani. Ya tabii ki dedim. Çünkü amacımız bu. Yani programın devam etmesi, reyting alması falan filan değil. Gördüğünüz gibi gelirlerimize bağışlayan, para kazandığımız bir program da değil. Para kazanmadığımız bir program için kendi programlarımı aksatıp gecemizi gündüzümüzü bu programların montajına, çekimine veriyoruz. Benim programım değil bu yani. Oğuzhan'ın programına gitmem çünkü o küfürlü konuşuyor diyemezler. Bu halkın programı. Orada ki konukların tamamını zan altında bırakıyorlar. Diyorlar ki işte İslamofobik olsam onun programına gitmeyiz. Hayır efendim o benim programım değil. Halkın programı. Oraya gençler geliyorlar. 500 kişi geliyor efendim oraya yani. Onları reddedemezler. Bu sefer o artistliği yemeyeceğim. Yani hani şu artistliği yapamayacaklar. Ya biz gelmiyoruz çünkü falan filan diyemeyecekler. Gelmeyenler korkuyordur açıkçası ve bu yüzden gelmiyordur. Başka bir sebep, başka bir seçenek yok. 3 tane gençle buluşmak için 50 tane takla atıyorlar çünkü biliyorsunuz. Sokaklarda yürürken 2 tane esnafın bebeğinin kafasını okşamak için taklalar atan insanlar orada onlara oy verme potansiyeli olan 500 tane genci göz ardı edemezler. O yüzden bu programa gelmeyen, dediğim gibi benimle alakası yok, Babala TV ile de alakası yok, korkaktır. Bunun da üzerine elbette gideceğiz. Nasıl geldiler? Ahmet Davutoğlu'nun gelmesi bu yüzden inanılmazdı mesela. O adam bilmiyor muydu karşısına böyle sorular çıkacağını mesela? Biliyordu. Bence de bir kırılmaydı. İki açıdan bir kırılmaydı. Hem altılı masa denilen yapının içerisinden ilk kez bir genel başkanı sahneye almış oldum. Hem de AK Parti'de senelerce siyaset yapmış. O benim çektiğim videolarda bir genci duydun değil mi? Zamanı gelmedi mi bizim AK Partililere soru sormamızı diyor. İnsanlar hasretle yani 20 yıl bu ülkeyi yönetmiş olan iktidarın temsilcilerine sorularını sormak istiyorlar. Evet Bu da ve bunu aslında gazeteciyiz diye ortada geçinen ve işte biz medya patronuyuz veya da medya programı yapıyoruz diyen insanların da bir ayıbıdır bana sorarsan. Biz başaramadık yani yıllardır. estağfurullah. Ama sizin başaramamanız için önünüze koyulan duvarlar vardı. Yani ben YouTube'da bu programı yapabilirdim. Kimse gelmeyebilirdi. Ya da kimse izlemeyebilirdi. Bir sonraki bölümü olmazdı o zaman. Ya yani şimdi bürokratlar içerisinde de bu var, medyanın içerisinde de bu var. Mesela diyorsunuz ki şu fabrikayı satmak ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun vadede zarar verir. Bunu satmamalısınız diyorlar diyelim. Ama adam çıkıyor çat diye satıyor. Neden satıyor? Çünkü uzun vadeli düşünmüyor ki. Adam her an görevden alınabilir. Her sabah Cumhurbaşkanı acaba nasıl bir kararname yazdı, nasıl bir şey yazdı diye sabah resmi gazeteye koşan adamlar bunlar. Yani acaba biz bugün de var mıyız, yarın da olacak mıyız düşünen adamlar. Doğal olarak kendilerinin yarınını bilmeyen adamlar memleketin 10 sene sonrasını, 100 sene sonrasını nasıl düşünsünler? Yapılan hataların birçoğu böyle pataküte yapıldığı için biz de dedik ki gelin yahu burada size insanlar birçok şey sorabilirler ama ne soracağını biliyorsunuz zaten insanları. Mesela ben Sayın Davutoğlu'nun orada ilk ben asla demedim konuştum bilirim demesine çok şaşırdım çünkü bu danışmanların tabii ki birazcık da aslında atladığı bir şey demek ki. Bunlar sorulacaktı. Ya bunlar biliniyordu. Kaydı var. Yani video kaydı var, ses kaydı Tabii var. tabii. Yani bu bir de biliniyor efendim. Yani bu sorulacak net. Yani buna hazırlanıp gelmek kadar kolay bir şey yok doğal olarak. Ama o atlanmış mesela. Olabilir. Çok işleri var, güçleri var. Tabii ki olabilir. Atlanmış ama bakın şeye teaser'a damgasını vurdu. Herkes onu konuştu. Uzun videolar yaptılar. Devamını izlemeden yargılamalarını hiçbir zaman istemem. Teaser'larla, tanıtımlarla tabii ki ama mesela bu bir işaretti. Diğer partilere de bir işaretti. Yani bugün AK Parti'den inanılmaz ağzıyla laf yapan, inanılmaz zeki insanlar var. Gelip mesela bütün soruları çatır çatır cevap verebilirler. Çünkü ne sorulacağını biliyorlar. Yani benim anlamadığım çekincelerini tabii ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine koyuyorum kendimi. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz son dönemde aday mı oldu, oldu mu? Efendim birisi Cumhurbaşkanı dedi o da gülümsedi. Aa yoksa böyle mi?
derken mesela buraya çıkmaktan endişe ettiğini tahmin edebiliyorum. Çünkü ona göre her şey iyi gidiyor. Ki bence dünyada en kolay muhalefet yapılacak ülke Türkiye. Ama bir şekilde konu buraya geldiğine iyi gidiyor belli şeyler. E niye öyle programa çıkıp da kendimi riske atayım diyebilir. İşte bu yüzden Davutoğlu'nun da o altılı masa içerisindeyken bir şeyleri neden riske atayım efendim deyip gelmek yerine çıkıp bütün soruları 6 saat boyunca cevaplaması çok takdire şayandı. Bu yüzden seslendim AK Partililere de. Gelin efendim ben sunmayayım, başkası sunsun ama gelecek sorular zaten belli.